Merhabalar arkadaşlar. Kimya, bilimi, soru, çözüm videolarına devam ediyoruz. Üçüncü videomuzda karşınızdayım arkadaşlar. E, sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki simyacılardan hangisinin görüşü yanlış olarak verilmiştir? Empedokles. Ne demiş? İnsanlar arasındaki sevgi ve nefrete benzer şekilde maddeler de itme ve çekme kuvveti sayesinde bir arada budur Arkadaşlar keşke böyle kolay olsaydı her şey. E, Empedokles evet böyle demiş gerçekten. Yani maddeler birbiriyle birleşiyorsa demek ki aralığında sevgi var. Birleşmiyorsa nefret var diyerek kimyasal bağı sevgi ve nefrete indirgemiş. Güzel bir aslında yaklaşım olabilirdi ama tamamen tabii ki günümüzde bunu kabul etmiyoruz. E Demokritos ne demiş? Madde bölünemeyen küçük parçacıklardan oluşuyor Hatta buna ne diyor arkadaşlar? Atom diyor, değil mi? Doğru söylemiş. Demokritos'un söylemidir bu. Aristoteles yani Aristo evren, hava, su, toprak, ateş olmak üzere dört elementten oluşmaktır. Dört öge kuramı olarak geçer. Doğru söylemiş. Cabir bin Nayan element, elementi element yapan yapısındaki protonlardır. Arkadaşlar bunu söylemesinin imkanı yok. Çünkü protonun keşfi 1900 yıllarda oluyor arkadaşlar. Bu kadar geç keşfedilen bir madde. Cabir bin Hayyan'ın yaşadığı dönemler 700-800 yıllar milattan sonra böyle bir şey olunca arkadaşlar kendisinden bin yıldan fazla bir süre aşkın süre sonra yapılı, tanımı yapılan protonu Cabir bin Hayyan bahsetmiş olamaz. Ebu Bekir Errazi maddenin atomlarının birbirinin yakınına göre hava, su ve toprakta olduğu gibi farklı hallerin oluşturduğu ile ilgili görüşleri arkadaşlar kaynaklarda geçer. O yüzden bu da Ebu Bekir Errazi'nin e, bir görüşüdür diyebiliriz ama D şıkkı yanlıştır. Çünkü e, proton sayılarına göre element tanımı modern element tanımlarında yapılmıştır. Cabir bin Hayyan protonlardan bahsetmemiştir arkadaşlar. Peki gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki alaşım olan bronzu ilk olarak kullanan Orta Asya Türkleridir. Ayrıca demir, bakır, kurşun, gümüşten eşyalarda yapmışlardır. Bakır oksidi de kullanmışlardır. Burada da bronz geçiyor. Yukarıdaki paragrafta anlatılan Orta Asya Türklerinin ilgilendiği maddeler. Bakın maddelerin altını çizdim zaten. Bronz var, demir var, bakır var, kurşun, gümüş ve bakır oksidi. Hangisi? Formül. Formüller kim? Formüllerle gösterilen renkler mi arkadaşlar? Kimler? Bileşikler. O zaman bileşik arayacağız. Bronz Bronz bir karışım arkadaşlar. Alaşım. Alaşımlar metallerin karışmasıyla oluşan bir karışımdır. O zaman bileşikler gö formülle gösteriliyor. Alaşımlar değil, karışımlar değil yani karışımların ne formül ne sembolle gösteriyoruz arkadaşlar. İkisini de göstermiyoruz. Direkt ismini söylüyoruz. Demir bu sembol. E, Fe değil mi? Sembolden yazalım hatta. Bakır Cu sembol. Kurşun Pb sembol. Gümüş Ag sembol. Peki burada e, hangisi formülle gösteriyor? tabii ki arkadaşlar nedir? Bakır oksit. Bakırın tabi oksitleri farklı. Bakır iki oksit var. Bakır 1 bir oksit var. Ama sonuçta her ikisi de formül ile gösteriliyor sevgili arkadaşlar. Cevabımız o yüzden E şıkkı olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz gelsin. Aşağıdaki maddelerden hangisiyle anorganik kimyaca ilgili? Anorganik kimya. Karbon dışındaki elementler. Bakıyoruz arkadaşlar. Karbon var, karbon var, karbon var, karbon var. Yani A, B, D E eşliği karbon var ama E şıkkında şey, C şıkkında gördüğünüz gibi karbon yok, hidrojen ve klor var. Karbon ve karbondan oluşan birleşikleri incelenen bilim dalıdır. Organik kimya karbon dışındaki elementlerin, e, tuzları, asitleri, bazları, oksitleri, mineralleri inceleyen bilim e, alanı ise arkadaşlar anorganik kimyadır diyoruz. Cevap o yüzden C. Şıkkı. Peki dördüncü sorumuz gelsin. Dördüncü sorumuz ne diyor? Oda koşullarında aşağıdaki kaplarda bulunan maddelerden hangisi için farklı yoğunluk değerleri farklı yoğunluk değerleri yazılabilir? Arkadaşlar e, elementlerin yani saf maddelerin diyelim genelleme yapalım. Elementlerin ve birleşiklerin sabit sıcaklık ve basınçta yoğunlukları sabittir. Yoğunlukları sabit. O zaman bizim şıklarda muhtemelen karışım vardır. Çünkü karışımların karışımların yoğunlukları yoğunluk D'leri de sabit değildir arkadaşlar. Yoğunlukları sabit değil. Neden? Karışan oranına göre değişir. Mesela tuzlu su ki C şıkkında onu vermiş zaten. Tuzlu su da çözünen tuz oranına göre yoğunluğu değişir. O yüzden cevabımız C'dir. Bakın A şıkkında NaCl katısı var bileşik. H2O sıvısı var bileşik. Brom sıvısı var element. C2H5 OH sıvısı var bileşik. Yani elementlerin ve bileşiklerin sabit sıcaklıkta ve basınçta oda koşulları derken 25 derece sıcaklık bir atmosferi kastediyor arkadaşlar. O yüzden sıcaklık ve basınç sabit. Sabit sıcaklık ve basınçta element ve bileşiklerin yoğunlukları karakteristiktir. Yoğunlukları sabittir arkadaşlar. Karışımların ama değildir. Beşinci sorumuzla devam ediyorum. Beşinci sorumuz gelsin sırada. Eter, aseton, etil alkol gibi uçucu organik maddelerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Ambalajlarında uyarı işareti var mıdır bu işaret? Evet. Kim bu? yanıcı yani alevlenebilir alevlenebilir güvenlik sembolü olur çünkü bunlar uçucu maddelerdir kaynama noktaları düşüktür çok çabuk ne yapar arkadaşlar ee, yanma eğilimi gösterir o yüzden bu doğrudur açık aleve yakın tutulmamalıdır o yüzden arkadaşlar çok çabuk alev alabilir alevlenebilir dedik zaten koklanarak birbirinden ayıp edilmesinin bir sakıncası yoktur kesinlikle böyle bir şey yapmıyoruz kesinlikle bilinmeyen kimyasalları ne yapmıyoruz, koklamıyoruz arkadaşlar. Kokusunu ne bu ne diye ne yapmıyoruz. Ee, böyle bir işleme kesinlikle yapmıyoruz çünkü tehlikeli, bunlardan korozif olanları var, bunlardan arkadaşlar e, kanserojen alanları var, bunlardan e, e, zehirli olanları var. Yani o yüzden kesinlikle bilinmeyen kimyasal maddeler toplanmamalıdır. Peki altıncı soruyla devam edelim. Altıncı sorumuz gelsin. Simyadan kimyaya aktarılan birçok bilgi birikimi bulunmaktadır. Buna göre demiş. Olaylarından hangileri simyacılardan, kimyacılara miras kalan yöntemlerdendir? Zatçı, H2SO4, güherçile, KNO3, sirke, CH3, COOH gibi kimyasalların sentezi. Evet, bunların hepsi simya döneminde bulunmuştur arkadaşlar. E, deri ve kumaş boyalarının hazırlanması, evet. Bitkilerden yağ özütlenmesi, evet. Bu yöntemlerin hepsi arkadaşlar simya döneminden bilinen, kimya dönemine aktarılan e, kimyacılara miras kalan yöntemlerdendir diyoruz. Cevap o yüzden eş. Simya konusundaki e, bilgiler genelde biraz daha nedir arkadaşlar? Ezberdir. Ve daha çok hani böyle mantıkla da çözülebilecek sorulardır. Dikkat ediyorsanız. E, yani bir kısmını ezberleyeceğiz bir kısmını mantıktan çözeceğiz. Burada mesela ikisini de kullandık. Karbondioksit gazı olaylarından hangileri sonucunda oluşur? Karbondioksit gazı e, canlıların solunumu sırasında olur mu? Evet. Yani biz nefes alıyoruz, e, oksijen alıyoruz karbondioksit geri veriyoruz olur. Fosil yakıtların yakılması ki büyük bir çoğunluğu da buradan kaynaklanıyor. E, petrol gibi, kömür gibi, doğalgaz gibi fosil yakıtların yakılmasıyla havaya karbondioksit gazı salınıyor. Yanardağlar patladığında yine e, kükürt oksitleriyle birlikte özellikle karbondioksit de salınır arkadaşlar. Cevap o yüzden E şıkkıdır diyoruz. Sekizinci sorumuz gelsin. Sırada sekizinci soru var. C S8 TNS maddenin atomik, poliatomik ve bileşik olarak sınıflandıracağız. Atomik arkadaşlar gördüğünüz gibi atomik olanlar tek atomlu. Poliatomik ikiden fazla atomlu gördüğünüz S8. E, bu da bileşimiz farklı elementlerden oluştuğu zaman e, iki ya da daha fazla elementten oluştuğu iki ya da e, daha fazla tür elementten oluştuğu zaman saf maddelere bileşik diyoruz cevap o yüzden aşık. Dokuzuncu soruyla devam edelim arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki elementlerin sembolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Argon, Ar, klor, Cl, altın, Au, bakırda da Cu olacak arkadaşlar. Ar, iki şıkka düşürdük. Cl, Au ve Cu. Cevap gördüğünüz gibi D şıkkı, şey C şıkkı. Peki 10. sorumuz gelsin. 10. sorumuz ne söylüyor? Hemen bakıyorum. Yukarıdaki kavram haritasında X, y, z ile anlatılan bilgiler yerine yazılması gereken terimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi Saf maddemiz ikiye ayrılmış Saf maddemiz bizim iki tanedir zaten. Nedir saf maddeler? İkiye ayrılır. Elementlerdir, bileşiklerdir arkadaşlar. Peki bu tanımlardan hangisi elemente, hangisi bileşiğe ait? Tek tür atom içerir, elemente ait. En az iki tür atom içerir, bileşiğe ait. Ortak özelliği element ve bileşik nedir? Önce bunları bir bulalım arkadaşlar. Z maddesi için element diyeceğiz. Z maddesi element. Y maddesi için de bileşik. Bileşik, bileşik, bileşik. O zaman ne yaptı? C ve D eşikleri gitti. Peki element ve bileşiklerin ortak özelliğine Homojenlik olur mu? Evet. Saf ve homojendir arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Sembolle gösterilen elementtir arkadaşlar. Formülle gösterilen de bileşiktir. O yüzden ortak özellik değildir. Cevabımız A oluyor. Evet geçiyorum bir sonraki teste. Diyor ki suyun bir bileşik olduğunu ispatlamak için diyor. En az hangilerinin bilinmesi gerekir? H2O. Bir bileşiktir. Biz biliyoruz ama bunun ispatı için hangi e, en az hangilerinin bilinmesi gerekir? Yoğunluğunun sabit olması, bu element içinde bileşik içinde ortak bir özellik. Elektroliz edildiğinde H2 ve O2 e, gazdan oluşması bu bileşikler içinde, karışımlar içinde. Arkadaşlar karışımlarda da edildiği zaman bileşenlerine ayrılabilir. Hatta eğer e, karışımın içinde su varsa ne olur? E, elektroliz sırasında önce su parçalanıp hidrojen ve oksijen oluşabilir. Saf ve homojen yapıda olduğu bu da yine element ve bileşiklerin ortak özelliği. O zaman şöyle olacak. Yani hepsinde bileşiği uyuyor arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Ya 1-2'dir cevap ya da 2-3'tür. Şıklarda hangisi var? 1-2 var. Yani çünkü şöyle düşünün. Yani ortak nokta hepsinde bileşik. Hepsi e, bileşik için. Olarak. Ya ne yapacağız? E, element bileşik. Yani aynı anda olduğu için şöyle alacağız. Ya da böyle alacağız. Ortak noktası ikisinde bileşik olduğu için. Yani 1-3 yapamam. Çünkü 1-3'te e, element ve bileşik için ikisi de ne olur e, olabilir. E, bileşik olduğunu ispatlayamam ama. 2 ve 3 ya da 1-2 olabilir diyoruz. İkinci sorumuz gelsin arkadaşlar. Sırada ikinci sorumuz var. E, diyor ki yukarıdaki maddeler ile ambalajlarında bulunması gereken uyarı işaretinin eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım şimdi sirke bir asit. Asitler bazılar aşındırıcı koroziftir. Deterjan çevreye zararlı bir maddedir. Özellikle fosfat kirliliği yapıyor. Su kirletici olarak ciddi bir e, su kirleticidir arkadaşlar. Etil de uçucu bir madde olduğu için yanıcı özellik gösteriyor. O yüzden 1, C, 2, A, 3, B. Yani cevabımız 5. Üçüncü soruyla soru çözümümüze devam ediyorum. Seramik krozede bir miktar alüminyum ısıtarak eritiyor. Seramik kroze. Kroze arkadaşlar e, Ebu Bekir Errazi tarafından bunlar şöyle e, bir e, fincan gibi bir arkadaşlar genelde seramikten yapılan malzeme. Bunun içine alüminyum metali atmış. Alüminyum katı bir madde. ısıtarak eritiliyor. Alüminyum sıvı hale geçirmiş. O zaman Atom türü değişmiş midir? Hayır hala alüminyum atomları var. Farklı sembolle bir element mi oluşmuş? Hayır kesinlikle böyle bir şey değil. Sadece hal değiştiriyor. Yoğunluğu değişmiş midir? Evet sonuçta yoğunluk, sabit, sıcaklık ve basınçta arkadaşlar e, nedir? Ölçülür. Biz burada sıcaklığını e, ısıttığımız için e, fiziksel halini değiştiriyoruz. O yüzden fiziksel hal değiştiği yoğunluğu değişmiştir. Genellikle katıların yoğunlukları sıvılardan daha yüksektir. Bu tabii ki su için... Antimon için ve bismut için geçerli değil. Bunlarda özel durum vardı. Su, antimon ve bismut yoğunluğu arkadaşlar katı halinin yoğunluğu sıvı halinden daha düşük oluyor. Normalde yüksek olur ama burada terslik var. Peki geçiyorum arkadaşlar e, dördüncü sorumuza. Sembolü K olan. Dikkat etmek lazım. K deyince hemen aklınıza kalsiyum gelebilir. Kalsiyum değil tabii ki. K sembolü kim için geçerlidir? Potasyum için geçerlidir sevgili arkadaşlar. Beşinci soruya geçelim o zaman hemen. E, yukarıdaki kapta sülfürik asit bulunmaktadır. H2SO4 varmış. Bulunduğu kabın adı erlenme. Evet bu görsel Erlenmeyer'a e aittir. Demir çubukla karıştıramazsınız çünkü demir çubukla asidi tepkimeye sokarsınız ve doğal olarak demir çubuk arkadaşlar başka bir maddeye dönüşür. O yüzden kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir. Kesinlikle demir çubukla asit karıştırılmaz. Neyle karıştıracağız peki? Cam çubukla ya da plastik çubukla karıştıracağız arkadaşlar ama demir çubukla karıştırılamaz. Üzerine su eklenerek seyreltilmesine sakınca yoktur. Kesinlikle böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar çünkü su eklediğimiz zaman e, sülfürik asit kuvvetli asitten bir buhar çıkar. Bu buharı soluduğumuz zaman çok tehlikelidir. Aynı zamanda e, açığa çıkan ısı camı çatlatabilir ve etrafa asit saçılabilir. Bu da daha büyük tehlikeler oluşturabilir. O yüzden kesinlikle asitin üzerine su eklenmez. Suyun üzerine yavaş yavaş asit eklenir. Bu kuralı unutmamamız gerekiyor. Peki geçelim 6. sorumuza. NaCl katısı Cl2 gazı. Bu maddelerle ilgili hangisi yanlıştır? Birinci madde bileşik. Evet NaCl iyonik bağlı bileşiktir arkadaşlar. İkinci madde elementler Cl2 bir diatomik moleküler elementtir. Doğrudur. Her iki madde de saf ve homojendir. Birincisi bileşik, ikincisi element. Sonuçta elementler ve bileşikler saf ve homojendir. Yalnızca birinci maddenin erime ve kaynama noktası karakteristiktir. Hayır arkadaşlar hem birinci hem de ikinci maddenin yani hem elementlerin hem de bileşiklerin erime ve kaynama noktası sabit sıcaklık ve basınçta sabittir karakteristik. Her iki maddede anorganik kimyanın ilgi alana gelen evet sonuçta karbon ve karbondan oluşan bileşikler dışındaki bileşikleri elementleri inceleyen kimyanın disiplini anorganik kimyadır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuzda. Peki gelsin yedinci soru Aşağıdaki maddelerden hangisi ilk defa kimyacılar tarafından bilimsel yöntemlerle keşfedilmiştir? Cam, simya döneminde biliniyor. Parfüm, esans biliniyor. Boya biliniyor. Porselen biliniyor ama plastik malzeme polimerdir. Polimer malzemeler de son yüzyılda gelişmiştir arkadaşlar. O yüzden kimya döneminin bilimsel yöntemlerle keşfedilmesi petrol ürünüdür. Ama sonuçta e, deneylerle bulunmuştur. Polimer malzemeler, plastik malzemeler arkadaşlar. Sekizinci sorumuz sıradaki sorumuz gelsin. E, diyor ki yukarıdaki verilen bilgilere göre hangileri doğru? Poliatomik adına yani, ikiden fazla kabul ediyor. Mesela O3 gibi ne bileyim e, P4 gibi S8 gibi arkadaşlar. Diatomik iki atomlu N2 gibi O2 gibi Cl2 gibi bileşikte yani işte farklı NaCl iyonik bağlı bileşik H2O mesela e, kovalent bağlı bileşik. Üçü de saf ve homojen mi? Evet tüm elementler ve bileşikler arkadaşlar saf ve homojendir. X'in atom sayısı Y'in atom sayısından fazla mıdır? E, poliatomik 2'den fazla atomlu, diatomik 2 atomlu doğal olarak fazladır. Z'deki atom türü sayısı en azdır. Hayır en fazla budur arkadaşlar. Çünkü diğerleri tek atomludur. Mesela poliatomik de olsa mesela O3 de olsa hep oksijen atomlarından oluşuyor. P4 de olsa 4 tane de olsa hepsi aynı atomlardan. Diatomiklerde mesela N2'de azot atomları var. Başka atom yok. Ama NaC ile de 2 atom var. H2O'da 2 atom var. C6H12O6'da 3 tür atom var. Atom türü sayısı en fazla olan Z'dir, en azdır dediği için yanlış yapmış arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz gelsin. Diyor ki yemek sodasındaki elementlerin arasındaki sayıca oran nedir? Yemek sodası çamaşır sodası. Bunlar çok karıştırır. Yemek sodası sodyum bikarbonattır arkadaşlar. Çamaşır sodası da sodyum karbonat. Ben ikisini de yazayım. E, karşılaştırma yapalım. Çamaşır sodası e, gördüğünüz gibi budur. Diğeri de arkadaşlar yemek sodası ya da kabartma tozu olarak bilinen madde. Biz bunlar ilgili konuşuruz. Bir tane sodyum, bir tane hidrojen, bir tane karbon, 3 tane oksijen var. Sodyum hidrojen arasındaki oran birdir yanlış. Hidrojenle karbon arasındaki oran bir tane hidrojen, bir tane karbon birdir demek cevap. Bursa galiba karbon oksijen arasında oran karbon bir oksijen 3 1 bölü üç olması lazım arkadaşlar. O yüzden yanlış. Sodyumdan bir tane, oksijenden üç tane var. Bir bölüç olması lazım. Oksijenden üç tane var. Hidrojenden bir tane var. Üç bölü bir olması lazım. O yüzden diğerleri yanlış. B şıkkı doğru arkadaşlar. Peki geçtik. 10. sorumuza güvenlik uyarı işaretlerin isimleri önemli. Sormuş. Nedir bu kuru kafamız? Bizim zehirli. Zehirlinin latince ismi toksik. O yüzden bunu da alacağız. Bu arkadaşlar patlayıcı güvenlik sembolüdür. Ee, en sondaki alevlenebilir yani yanıcıdır. Eğer bunun ortasına bir O olursa O şeklinde o zaman ne olur o? Yakıcı olur. Aradaki farkı tekrar görmek için bunu söylemiş olalım. Evet geçiyorum arkadaşlar bir sonraki testimize gelsin. Diyor ki X, Y, Z katının bazı özellikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu katılardan hangilerinin bileşik olmadığı kesindir. X katısı tek tur atomlardan oluşmaktadır. Evet arkadaşlar X katısı Tek türlü atomlarda oluşuyorsa bu kesinlikle nedir? Elementtir. Bileşik olmadığı kesindir. Bu element. Y katısı 3 tane atom içeren bir yapıdır. Bu element de olabilir bileşik de olabilir arkadaşlar. Ee, yani hatta belki karışım da olabilir. Ee, element mesela ne olabilir? o Mesela işte O3 gibi bir element olabilir. Katı bir madde ama gerçi hani e, sonuçta katı hale getirebiliriz soğuttuğumuz zaman. E, uygun şartları sağladığımız zaman olabilir. O3 olabilir. Mesela işte 3 atomlu ne ola? H2O olabilir. Katı hali buz. Yani o yüzden element de olabilir, bileşik de olabilir. E z kası 2 farklı tür atom içeriyorsa kesinlikle zaten element olamaz. E bileşik e, olmadı. Bileşik olabilir mi? Olabilir zaten. 2 farklı tür atom içeriyorsa bileşik olma olasılığı yüksek. Karışım da olabilir. E bileşik olabilir, karışım olabilir. Ama arkadaşlar bizden bileşik olmadığı kesin istediği için cevabımız yalnız X olacak sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde ne yaptık kimya bilimiyle ilgili arkadaşlar testler çözdük kimya bilimiyle ilgili sınava yönelik de çalışmalar gibi düşünebilirsiniz. Bu testlerin arkadaşlar çözümlerini izleyin bir tekrar olur güzel bir tekrar olur sınavlarınızda başarılar dilerim. Konu çalışan arkadaşlara da başarılar dilerim kimya bilimini bu şekilde bitiriyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.